programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Battalgazi ilçemize bağlı Yeni Hamam mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Alaaddin Demir. Ne zamandan beri muhtarsınız? Yaklaşık bir seneden beri muhtarım. Eski muhtarımız Murat Erdoğan depremden dolayı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O günden bugüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki muhtarım, şöyle yavaş yavaş durumumuza başlayalım dilerseniz. Aslında tam olarak çevre yolunda bulunuyoruz. Buralar da sizin sınırlarınız içerisinde. Arkamızda tabii Turgut Demirel Caddesi var. Vatandaşlar oradan bilir. Hemen üst tarafa doğru yürümeye başlıyoruz. Bakırcılar Çarşısı civarı zaten hepsi sizin mahalleyi kapsıyor. Aslında şuna değinmek istiyorum. Siz de bahsettiniz, Yeni Hamam mahalle muhtarımızı deprem felaketinde maalesef ki kaybettik. Bir yıkım esnasında hayatını kaybetti. Kendisiyle de daha önce program yapmıştık ve aslında üzerinden bir deprem felaketinin üzerinden bir 5-6 ay geçtikten sonra öğrendim kendisinin de vefat ettiğini. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güler paylaşmıştı. O vasıtayla gördüm ve çok da üzülmüştüm. Evet. Çünkü çok kısa bir zaman içerisinde, yani felaketten, deprem felaketinden çok kısa bir süre önce aslında program yapmıştık. İnsanın içi bir burkuluyor gerçekten. Büyük bir afet yaşadık ama en yakınımızdakilerle, yani daha önce sohbet edip gezme fırsatı yakaladığımız birinin de vefat etmesi bizi ayrıca üzüyor tabii ki. Ama tabii ki hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza sizin de dediğiniz gibi Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Muhtarım, Yeni Hamam Mahallesi'ni önce bir tanıtalım dilerseniz, tam olarak nerede bulunuyor? Yeni Hamam Mahallesi Malatya'nın ana merkezi, kalbi diyelim. Esnafımızın daha çoğunlukla olduğu bir yer. En başta Kuyumcular Çarşısı, Ayakkabıcılar Pazarı, Şire Bakırcılar Pazarı, Çarşısı. Bakırcılar Çarşısı'nın bir miktarı. Yani tam ana merkezin şu an yerindeyiz. Yalnız bu afette tabii %100 yıkım oldu bizim mahallemizde. Muhtarım, şöyle karşıya geçelim dilerseniz. Evet. Tabii hem sizin hem de esnaflarla sohbet ederek devam edelim. Sizin de dediğiniz gibi tam Malatya'nın kalbi aslında Yeni Hamam Mahallesi. Evet. Belki isim olarak, mahalle olarak kimse bilmez ama çevre yolu ve Bakırcılar Çarşısı civarı dediğimiz zaman daha çok Malatyalıların bildiği bir yer aslında buralar. Evet. Nüfusu kaç peki buranın? 4500 tane esnafı var yaklaşık. 400 kişi de konut sahibi, yani oturanlar vardı, ikametgahları olan vardı. Tabii bu afette bayağı bir şey aldık yani. Çok büyük hasar aldı tabii. Malatya'nın çarşısı olduğu için Bakırcılar, evet, Çarşısı bölgesi de gerçekten deprem felaketinden çok kez, evet, etkilendi. Merhabalar. Merhaba. Şöyle alalım mı, sizi tanıyalım biraz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Öncelikle kolay gelsin. Satışlar nasıl gidiyor? Elhamdülillah iyi diye gidiyorsunuz. Zamandan beri burada hizmet veriyorsunuz? Biz 4 ay oldu buraya verelim. Yani daha önce karşıda yerimiz vardı. Yerimiz yıkılınca konteyner, valilik buraya bıraktı. Aşağı yukarı 1,5 aydır buraya gittik. Burada inşaat sahası başlayınca mecbur buraya aldılar. Sağ olsun muhtarımızın da yardımları şu an burada. Peki müşterilerinize ulaşabiliyor musunuz? Yani bizim sabit müşterilerimiz var. İşte yavaş yavaş. Nasıl ulaşabiliyorsunuz onlara? Zorluk çekmiyor musunuz? Yok, çekmiyor. Şu an işte belli bizim müşteri ilçelerde zaten genelde. Şu an bir sıkıntı yok elhamdülillah. Zor oluyordur biliyorsun, konteynerde hizmet vermek. Yani yetkililerde beklediğimiz ivedilikte yerlerimizin teslim edilmesi ve bir hak kaybının olmaması. Başka hak sahibi misiniz peki? Evet. Yani biz orada 28 senedir ikamet gidiyoruz. Oranın esnaflarındayız. Tam olarak neredeydi yeriniz? Bakırcılar Çarşısı civarında mı? Yok, minibüslerin girdiği yer, Bakırcılar'ın olduğu değil de minibüs duraklarının olduğu yer, köşedeyizdik biz. Tam bu Boztepe Caddesi'nin girişindeydik. Peki esnaf olarak ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Depremden sonra mesela yani birikmiş esnafın borçlarınız falan oldu mu? Tabii ki, yani şu an biz COSGAP'te bir şey alamadık. Valiliğin bize verdiği sadece bir konteyner var. Mesela bizim orada depoda, şeyde dükkanda bir şey çıkartamadık. Mesela orada bizim bir 600 bine yakın bir giderimiz oldu. Maliye bildirdik, maliye geldi, 800 bin lira çıkarttı masraf olarak. Herhangi bir ödenek alamadık. Deprem anında mı yıkıldı tabii iş yeriniz? Tabii tabii, deprem anında yıkıldı. Yani ikinci depremde bizim burayı yıkıldı. Şu ne an kadar bir borcunuz var şu anda? Yani piyasa esnafa borcumuz var illaki. Yani onu şimdi Mevla belirtmek yeni ürünler olmaz. Aldınız tabii. Tabii tabii ki. Yani şu an Mevla belirtmek doğru olmaz ama illaki esnafsın yani sonuçta. Bir çark dönmesi için her şeyi peşin alma şansın yok. Belli bir
potansiyeli yakalaman lazım, rekabet yapman lazım. İşte illaki piyasa borcumuz var yani. Peki Bağkur borcunuz var mı? Tabii, Bağkur borçlarımız var. Benim şu an aşağı yukarı 2 yıldır Bağkur borcu ödemiyoruz. Depremden bu yana hiç borç ödemedik, yıkıldı zaten. Yani ortalama bir 45 bine yaklaşmıştır var, o zaman, evet. Depremden beri, evet, ödemiyorsanız. Borçlarımız var, evet. Peki bununla ilgili ne gibi bir talebiniz var? Yani borçlarımızın en az da bu 2 yıllık için Bağkur borçlarının silinmesi, olmuyorsa da en az da faizin alınmaması ve ötelenmesini talep ediyoruz. Ve yapılandırma talebiniz, evet, mutlaka vardır. Başka da özellikle ben gene de söylüyorum, çarşı merkezdeki yerlerimizin muhafaza edilmesi. Yani herkesin kendi yerinde verilmesi. Yani bizim tek derdimiz, tek sıkıntımız bu. Çünkü bizim bütün emeklerimiz burası ablam. Biz gidemiyoruz, yani bir yere gidemiyoruz. Şimdi müşteri buraya geliyor, bizi gördüğü zaman, yani parası olmayan alıyor. Biz marketçi değiliz. Biz toptancıyız. Parası olan geliyor, olmayan harçlığını veriyorsun. Yani bütün işlemler... Bir veresiye de... sistemi tabii var mı ya, burada? Vardır tabii ki. Bizim işimiz müşteriyle olan diyalogumuz çok farklıdır. Hı hı. Yani nasıl söyleyeyim, bir aile gibi düşün müşteri. Parası olur, olmaz. Sıkıntısı olur, giderir. Yani bizim böyle bir müşteri patlayımız var. Başka da ne diyelim yani ablam? Gördüğünüz Allah gibi. Yardımcınız kimseye olsun. Yaşatmasın. Amin inşallah. Yetkililerden tek isteğimiz, tek istirhamımız yerlerimizin ivedilikle bir önce yapılıp yapılmasına ziyade herkesin kendi yerinde verilmesi ve hak kaybının olmaması. Çok teşekkür biz ederiz. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Zamanınız varsa bir çay içelim. Çok sağ olun. İnşallah başka zaman teşekkür çayınızı içeriz. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Muhtarım şöyle ilerleyelim. Tabii ki birkaç esnafla daha konuşmak isterim. En azından hani soralım, onların dertlerini de dinleyelim. Esnaflar tabii çok dertli, çok, evet, sıkıntılı. Evet, tabii, evet, çok çok haklılar. Yani buraya şöyle bir ilerleyelim. Çarşı kurduk. İşte burada esnafın devam edebilmesi için en azından. Hemen alt geçitin üst tarafı burası. Evet, karayollarına ait burası. Sağ olsun belediye bize buraya yer gösterdi. Burada da esnafımızla konuşalım. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Burada satış yapıyorsunuz. Evet. Tütün ürünleri mi? Evet. Peki nasıl gidiyor satışlar? Vallahi pek iyi değil. Yani biz eskiden çevre yolundaydık. Orada gelen geçen vardı. Burası yol kesildiği için, etrafında kaldırım kalmadığı için insanlar buraya pek gelemiyor. Yani biz gidip bir fırında yemeğimizi hazırlarken bilene korkarak gidip geliyoruz. Çünkü yol... Yok, insanlar... Yoğun trafikten kaynaklı mı? Yani yayaların yürüyeceği yol yok. Hı hı. Ondan dolayı. Tabii çarşı merkezi de bir şantiye yandırıyor. Yani tabii ki orası öyle. Yani hani nasılsınız diye sordunuz. Çarşı merkezde tabii yapılıyor yoğun çalışmalar. Şimdi iyi. Hı hı. Eski... Memnun musunuz çalışmalardan? Şimdiki olan çalışmalardan memnunuz. Yani bu son bir iki aydır iyi çalışıyorlar. Hiç durmadan. Gece günü. Peki sizce yıkımların hızı iyi mi, kötü mü? Yani Malatya genelini şöyle yorumlarsanız bir vatandaş olarak. Biz tam olarak genelini bilmiyorum da şimdi çevremizde olanları ben gördüklerimi söyleyeyim. İyi, şimdilik iyi. Memnunsunuz yani yıkım faaliyetlerinden. Evet. Peki sizin var mı birikmiş bir borcunuz? Bir esnaf olarak sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yani tabii ki herkes gibi biz de yaşıyoruz ama işte idare ediyoruz. Ne yapalım? Bir afet oldu. Mecbur. Bağkur borcunuz var mı? Yok, ben Bağkur borcum yok. Peki deprem anında mı yıkıldı iş yeriniz sizin de? Aynen öyle. Deprem. Ürün çıkarabildiniz mi? Yani çıkardığımızda işe yaramadı. Çok pek fazla çıkaramadık. Peki bu ürünleri neyle aldınız? Borçlandınız mı? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Tabii ki borçlandık. Borçlandık, eşe, dosta, sağa sola borçlandık. Bir yani, destek alabildiniz mi? Yok, alamadım. Yani çok başvuru yaptık ama bir cevap gelemedi. Peki buradan yetkililere ne iletmek istersiniz? Bir esnaf olarak yaşadığınız sıkıntılar, almak istediğiniz destekler neler mesela? Yani olan destekleri bize mesela o da bildiriyor. Biz gidip başvuru yapıyoruz. Bir çıkıyor mu peki? Çıkmadı yani. Bilmiyorum, herkese mi çıkmadı, bize mi? Başvuru yaptığınız halde çıkmadı, öyle mi? Çıkmadı, evet. Yani o da diyor ki falan işte kurum şeyden, mesela Dünya Bankası'ndan, bilmem başka bir COSGAP'ten. İkisine de başvurduk, bir şey çıkmadı yani. Kaç zaman önce başvurdunuz? Bir tanesi 3 ay oldu, bir tanesi de herhalde 2 ay oldu herhalde, yanılmıyorsam. Hala bir gelişme yaşanmadı. Gelişme yok. Peki, çok teşekkür ederiz, teşekkür, kolay gelsin, sağ olun. Şöyle devam edelim. Esnaf hiçbir destek alamamış muhtarım maalesef ki. COSGAP'e başvurmuşlar. Evet. Yani esnafın dediğine göre esnaf odalarının yönlendirdiği bütün başvuruları yapmışlar ama maalesef bir gelişme yaşanmamış. Şimdi COSGAP'teki sıkıntı da yani bazı mesela şeyler istiyor. Bağkur borcunun olmaması, herhangi bir yere bir icranın olmaması. Yani bu tür evrakların COSGAP tarafından tamamen temiz olmasını istediği için bu destekler çıkmıyor. Ama bazı esnaflarımız aldı.
Şu an hala hazırda KOSGEB benim tahminimce 15-20 güne kadar geri kalan onaylanan herkese desteğini mutlaka sürdürecektir yani. Peki muhtarım, şöyle gelseniz birkaç soru sorsam size, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Ne zamandan beri burada hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık bir ayı geçti. İki aydır burada, daha önce de zaten buradaydık. İçeri kısımlara geçmiştik. Daha sonra yine belediyemiz müsaade etti muhtarlarımızın sayesinde. Tekrar buraya taşınmamız gerekti. Nasıl gidiyor peki işler? Çok şükür. Yani en azından belli başlı yerimiz var. İnsanların sabit gelebileceği bir yer burada şu durumda görünüyor. Müşterilerinize ulaşabiliyor musunuz? Müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Tabii gelen yabancı müşteriler de hani bulamadıklarını ise komşu hani herkes birbirine söyleyerekten destek olunuyor. Tabii ki müşterilerimizin çoğunu hani kaybettik. Nasıl kaybettik? İşte hepsi Malatya dışına çıktı. Terk edenler ya da bir büyük bir kısmı konteynerlara yerleştiği için sonuç itibariyle oranın küçüklüğünden ihtiyaçlar azaldı. Yani yerleşik tam düzene geçene kadar, insanların evlerine taşınana kadar bizim işlerimiz böyle rayında yani biraz alçak seviyede gider. Ama en azından ticaretimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mutlu musunuz? Vallahi umutlu muyuz? Tabii ki umudumuz olmasaydı yaklaşık bir yıldır Malatya'yı terk etmedik. Amacımız buradan bir ticaretten gelir elde etmek değildi aslında ki. Biz Malatya'mızı terk edersek yarın geldiğimiz zaman buralar belki elimize geçmezdi. Yahut da diğer kalan vatandaşlarımıza hizmet edecek kimse kalmayacaktı. En azından burada kalıp kendi memleketimizi terk etmediğimiz için biraz da olsa ayakta durmaya çalışacağız kendi çabalarımız dahilinde. Peki deprem öncesi nerede hizmet veriyordunuz? Deprem öncesi kasap pazarın iç kısmında Boztepe Mahallesi'nde hizmet veriyorduk. Tabii, yıkıldı mı iş yeriniz tam olarak? Yıkıldı. Yani orada şu an sağlam hiç kimse yok. Sağlam hiçbir binamız yok. Peki ürünlerinizi çıkarabildiniz mi? Yok, hepsi gitti. Destek alabildiniz mi peki? Yok, kendi gücümüzle. Harçla halletmeye çalıştık. Kendi borçlarımızla, kendi gelirimizden yahut elimizde olan, mesela evim de yıkıldı. Ama aracım sağlam kaldı. Sadece yani aracınızla devam etmek durumunda kaldık. Çalıştık. Ama onu da satacağım. Yani biraz müddet onu da satacağım. Maddi imkansızlıklardan kaynaklı. Çünkü evim de yıkıldı. Dükkandaydı. Neredeydi eviniz? İstasyondaydı. Çiftçibaş sitesinde istasyondaydı. Şu an yine konteyner evde kalıyorum. En azından bir başımızı koyduğumuz bir ev var. Tabii hayat mücadelesi zor. Hem evinizi kaybettiniz, evet, hem iş yerinizi kaybettiniz. Yani yılların birikmişliği bir anda birkaç saniyede yok oldu. Bir saniye, veren de Allah, alan da Allah, ama yine de çabamızı göstereceğiz. En azından çoluk çocuğum ölmedi. Yani kesinlikle buna şükretmek lazım. Ediyoruz. Kiminin hem malı gitti, hem canı gitti. Ama en azından biz şu durumda ayaktayız. Peki ne kadar bir borcunuz var? Ortalama bir fiyat verecek olursanız. Vallahi hiç kimseye borç olarak dönmedik. Adamların o zamanki borçlarını ödemeye kalksak onları kurtarmaz. Çünkü o zamandan bu zana gelen zamlar %100'ü geçti. İdare ettiler. Payda pay vermeye çalıştık. Kalanlar da ne zaman olursa getirebilirsiniz dediler. Herhangi bir baskı uygulamadı. Kimeydi bu borçlar? Toptancılarımızaydı. Sonuç itibariyle biz peşin alıp peşin satamıyoruz. Yani bizim işlerimiz öyle. Yoksa hani yeme işi olsa günübirlik sirkülasyon olduğu için onlar dönebiliyor. Ama bizimkiler sattıkça ödediğimiz için çoğu mallarımız dükkanda beklemeye kalıyor. Ya da bir kolaylık sağladılar deprem yani bölgesi olduğu için. Çok teşekkür ederiz biz de yani gerçekten toptancılara. Size yani, zorluk çıkarmadıkları için. Tabii ki o konuda size yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Peki devletten bir destek alabildiniz mi? Yok, devletten herhangi bir desteğimiz bulunmadı. Öncelikle büyük esnaflara zannedersem destekler öncelikle onlara verildi. Çünkü büyük fabrikaların şunların buna kapanması için öncelik onlara. Şu an küçük esnafların hemen hemen hiçbiri bir gelir alamadı. Destek alamadınız. Alamadı. Sadece vergi düzeyi, defter düzeyinde yüksek olanların aldığı söylendi. Peki Bağkur borcunuz var mı? Hiç yatırmıyorum desem. Depremden beri hiç yatırmadınız. Depremden önce de yatırmıyordum. Ne kadar borcunuz var? Şu an 5 yıllık bir borcum var. 5 yıllık. 5 yıllık. Çünkü ondan önceki Elazığ depreminden önce koronavirüs vardı. O da bizi etkilemişti mesela. Ondan da Elazığ depremi vardı. Bu deprem derken dondurulmuş vaziyette beklemedeyiz. Tabii ki bir gün hani bu borçlar birikecek. Dondurduk yalnız o düzeyi.
gün olur, bir gün olur. Siz seslenin buradan yetkililere borçlarınız için, Bağkur borcunuz için. Şöyle diyeyim, Bağkur borcumuz şu an çok yüksek. Yani şöyle yüksek, aylık aidatı aslında yüksek. Şu an 7,5 milyar oldu Bağkur. Bu da eşittir, hani 7,5 milyar bir emekli maaşına denk geldi. Yani o şekil oldu mu insanların yatırıp yatırmamak arasında tereddütte kaldık. Yani yatırsam da zaten alacağım para o. Biriktirsem en azından vereceğim para şu diye. İşte devletten bizim desteğimiz şu olacak. Aslında yine o borcumuzu öderiz de bize kredi çıkmasını, yani faizsiz kredi. Elazığ depreminde ufak bir şey aldık o zamanlar. Herkese verdi ama bu deprem biraz büyük olduğu için devletimiz biraz sarsıldı zannedersem, ama yine de desteklerini bekliyoruz. En azından KOSGEB'ten az da olsa, cüzi de olsa verdiği parayı bir sermaye yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Şunu söylemek istiyorum son bir cümle. Onca olumsuzluğun içinde hem evinizi hem iş yerinizi kaybetmişken Malatya'ya bu kadar bağlılığınız ve umutlu oluşunuz, gerçekten yani tebrik ederiz bu bağlamda sizi. Kolay aslında gelsin diliyorum. Biz Malatya'mız biraz şöyle diyeyim, idari konuda sahipsiziz. Yani ben bunun altını çizeyim. Hani kim olduğu Ahmet, Mehmet önemli değil. İdari konuda sahipsiziz. Çünkü bir yılı geçmesine rağmen halen yıkımlarımız devam ediyor. Ve çarşı merkezimize atılan temel, yani temel denecek kadar az. Temelden yavaş değil mı ilerliyor? Çok yavaş. Şu an hiçbir şey yapılmayacak denecek şekildeyim şu durumda. Çünkü yapılan, daha henüz şu an Kışla Caddesi'nde yıkım kararı verilmiş. Hani büyük bir projeye adım atıyorlar ama bu süre zarfında esnafın ayakta durması çok zor. Çünkü esnaf ticaretini döndüremezse borcu birikecek. Alım gücü insanlarda düştüğü için sirkülasyon, alışveriş yapılmayacak. Bu da büyük, çok büyük bir şekilde etkileyecek. Tabii çok gidenler geldi ama hiç gitmeyenlerden biriyim. Gerçekten burada mesela çoluk çocuğumu gönderdim dışarı illere. Kendim tek başına burada kaldım. Bir alttaydı. Zaten konteyner yoktu. Belki bilirsiniz, eskiden bu üstte, en altta çadır üzerinde dezgahımızı açtık. O şekilde ayakta durduk. Allah biraz kolaylık versin gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah sesinizi duyarlar İnşallah. Bir an evvel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Muhtarım, şöyle devam ediyoruz. Tabii esnaflarımızla da ara ara sohbetlerimize devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum. Yeni Hamam Mahallesi zaten genel anlamda depremden çok fazla etkilendi. Yani Bakırcılar Çarşısı, Malatya Merkez komple zaten çok fazla etkilendi. Sizin mahalle de zaten Malatya Merkez'de bulunuyor. Ne kadar bir ağır hasar alan yapı oldu, ne kadarı yıkıldı, yıkılmayı bekleyen yapılar var mı? Şöyle genel bir değerlendirirseniz. Aslında yıkılmayı bekleyen sadece bir... Şu karşımızda olan Furkan İş Merkezi var. Geri kalan bütün hepsi yıkıldı. Furkan İş Merkezi niye yıkılmadı? Mahkemelik mi? Mahkemelik, evet. O da mahkeme sonucu bekleniyor. Ne için mahkemeye verdiler? Diyorlar yani. Yıkılmasını istemedikleri için. İstemiyor sahibi. Hemen yanındaki otelde geçtiğimiz haftalarda yıkıldı zaten. Evet. Başka da yani yapı kalmadı. Şu an temel atma safhasında BCM diye bir şirketimiz var. Bir de LEDA grup var. Sizce çalışmalar nasıl gidiyor muhtarım? Aslında çalışmalar yani bu kış şartıyla şu an için yani üst düzey gitmese de normal bir şekilde gidiyor. Ama Mart, Nisan'dan sonra mutlaka bu büyük artış yapacaktır yani. Tabii en çok gözlemleyen, günlük buralarda gezen, dolaşan kişi sizsiniz. Yeni Hamam Mahalle Muhtarı olarak gerek esnaflarla olan ilginizle, evet, gerek mahalleyle olan ilginizle, evet, buraların kontrolünü sürekli sağlayan kişilerin, evet, başında geliyorsunuz. Yani siz de kış şartlarından kaynaklı olarak biraz çalışmaların daha olduğundan yavaş ilerlediğini söylüyorsunuz. Tabii esnaf buraların bir an evvel kalkınmasını istiyor. Çünkü artık bir yıla yaklaştık deprem felaketinin, evet, üzerinden bir yıl gibi bir zaman geçmeye başladı. Yani az kaldı artık 6 Şubat'a da. Yani ciddi anlamda büyük sıkıntıların ortaya çıktığı, depremden sonra büyük mağduriyetlerin ortaya çıktığı bir Malatya'dan bahsediyoruz. Evet. İnşallah bir an evvel bu çalışmalar da sona gelinir. Mutlaka yapılacaktır. Yani tabii esnafımız bu konuda dolayı çok şikayetçi ama büyük bir afet yaşadık. Yani Rabbimden gelen şey, yani kimsenin üzerine bir şey atamıyoruz. Tabii yetkililer de elin taşın altına koymaları çok önemli. Ben şunu söylemek istiyorum.
Yani tabii esnafımız sıkıntılı, sorunlu ama mutlaka bu bir gün geçecektir. Yani bunlar geçtiği zaman da inşallah ferahı kavuşacağız yani. Yani esnafların en büyük sorunu eski müşterilerine ulaşamamak, önceden hizmet verdiği dükkanının tabii ki yıkılması sonucu daha uzak yerlerde hizmet vermeye devam etmek ve biriken borçlar tabii ki. Yani bu da esnafların çok kez belini büküyor. Şurada da yine bir esnafımız var, bir soralım konuşmak isterlerse. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Bir sizinle konuşmak istiyorum açıkçası. Şöyle gelseniz kapıya doğru. Sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Mehmet Yıldız. Burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Hemen alt geçitin üst bölgesinde, evet. Çevre yolu istikametinde. Peki nasıl gidiyor satışlar? Şükür hamdolsun. Memnunuz. İdare eder. Müşterilerinize ulaşabiliyor musunuz? İşte mümkün olduğu kadar idare ederiz. Peki daha önce nerede hizmet veriyordunuz depremden önce? Mağazam da vardı, pazar yerlerinde görev yapıyordum. Mağazanız tam olarak neredeydi? Mağazamız Turgut Temel Caddesi'ndeydi. Turgut Temel Caddesi'nde. Evet. Tabii oralarda bayağı bir deprem yıkıldı, felaketinde zarar gördü. İlk depremde yıkıldı. Peki ürünlerinizi çıkarabildiniz mi? Yok. Hepsi komple gitti. Yok, çıkaramadık. Gitti hepsi. Peki bu ürünleri nasıl alabildiniz? Yeni getirdik. Devletten razı olsun. Biraz tabii destekler oldu. Sağda destek sorduk. Alabildiniz mi? Aldık. Tabii bir bekliyoruz. Neden tam olarak destek aldınız? İşte şu an COSGAP'te destek almayı bekliyoruz. İşte orada bir müracaatımızı yapmışız. Orada çıkacak parayı bekliyoruz. Peki bir borcunuz var mı? Var tabii ki. İsterseniz. Ne kadar bir dilim belirleyecek olursak? Var, bir 500 bin yer var borcumuz. 500 bin TL borcunuz var. Bayağı da yüksek bir meblağdan bahsediyoruz. Peki bu sizi tedirgin etmiyor mu? Yok, etmiyor. Sonuçta çalışıyoruz canımız sağ. Allah bizi bundan geri bırakmasın. Çalıştığım müddetçe de bir şekilde boş kapanır yani. Peki Bağkur borcunuz var mı? Bağkur borcum yok. Devlete borç almayı sevmiyorum. Ödüyorsunuz yani borcunuzu. Borcum yok. Peki yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Destekler konusunda özellikle. Söylemek istediğimiz, bize esnafa yardımcı olmasını istiyoruz. Tabii yine de yardımcı oluyorlar şükür. Yani olmuyorlar desek yalan söyleriz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size de. Şöyle devam edelim. Tabii buradaki esnafı komple siz bu tarafa taşıdığınız için hepsi sizi tanıyor muhtarım. Evet. Öncelikle ben burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. O bize buraya yardımcı oldu. Zabıta Daire Başkanımız Hüseyin Hanbay'a, Zabıta Müdürümüz Kemal Kargın'a, Zabıta Amirimiz Hasan Hüseyin Toprağa, Zabıta Amirimiz Mehmet Yılmaz Bey'e, özellikle Mehmet Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok fazla emek verdiler galiba bu taşınma sürecinde. Yani burada zabıta ekiplerimiz takdire şayan bir iş çıkarttık beraber. Gece 2'lere 3'lere kadar zabıta ekiplerimiz buradaydı. Bu konteynerleri karşıdan inşaat sahasından buraya almak gayet zordu. Tabii o dönem de yine RTV'den Burak Bey buraya gelmişti. O dönem hatırlıyorum muhtarım, sizi de görmüştük. Taşınma sürecinde bayağı bir esnaflarla birlikte yoğun hummalı bir çalışma içerisindeydiniz. Yani onları da zaten ekranlara getirmiştik önceki süreçlerde. Murat Bey'le o zaman röportaj yapamadık. Müsait değildik. Evet, evet. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani çok güzel işler çıkarttı zabıta amirlerimiz, daire başkanımız olsun. Tabii ondan sonraki süreçte biraz daha sıkıntılar biz yaşamaya başladık. Elektrik kurumundan elektrik alamadık, su maskeden alamadık. Ama daha sonrasında hepsini çözdük. Şurada esnafımızla konuşalım muhtarım, devam edeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Böyle dışarıda mı dikiş nakış yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz? Bu depremden dolayı yerimiz olmadığı için dışarıda yapıyoruz. Peki zor olmuyor mu böyle? Vallahi hayatın zorlukları, katlanıyoruz. Peki ne iş yapıyorsunuz şu an, neler dikiyorsunuz? Burada konteynerlerin önüne dikme yeri, camlı falan istiyorlar. Onlar için özel işler yapıyoruz. Yok mu konteyneriniz? Konteynerimiz var da mecbur sığmadığı için. Sığmadığı için dışarıda çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Evet.
dışarıda çalışıyoruz. Daha önce nerede hizmet veriyordunuz depremden önce? Şire Pazarı'nın orada yerimiz vardı. Hanım bodrum katındaydı ama yıkıldı hepsi. Ürün çıkarabildiniz mi eşyalarınızı? Yani gereken bir kısmını çıkardık. Geriye kalan kaldı. Zararı gördük ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. İşler nasıl gidiyor, iyi mi peki? Çok şükür iyi diyelim, iyi olsun. Peki var mı söylemek istediğiniz, yetkililere iletmek istediğiniz bir durum? Mesela bir borcunuz, harcınız var mı depremden sonra, tabii katlandı mı? Borcu falan var da yapacak bir şey yok, hayat, katlanacağız. Ne kadar bir borcunuz var? Yani 500 bin falan. 500 bin TL bir borcunuz var. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Çalışacağız mı? Çalışarak ödeyeceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Peki, Bağkur borcunuz var mı? Bağkur son bir yılın kaldı. Depremden sonra yatırmadım, o var. Başka yok. 45 bin TL'ye yaklaşan bir borcunuz var o zaman Bağkur açısından konuşacak olursak. Peki bununla ilgili bir destek alabildiniz mi? Borçlarınızla ilgili ya da... Destek almadım. Ben birinci ayda lastik kaplama tesisim vardı. İkinci ayda deprem olunca ustalarım falan bırakıp gitti. Mecbur kapatmak zorunda kaldık. Devrettik. Koskev'in destek bölümüne başvuru yaptık ama yeri devrettiğimiz için bize krediyi uygun görmediler, vermediler. Yapacak bir şey yok. Diğer esnaflar da bekliyor zaten. Başvurularını yapmışlar ama bir gelişme yaşanmamış maalesef. Yanında çok. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Mutlu musunuz? İnşallah. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size de. Şöyle devam edelim. Esnafın çok borcu var. Evet. Yani en büyük sıkıntı gerçekten. Yani 500 binlere varan bir rakamdan bahsediyor her esnaf. Yani bu da ciddi bir rakam. Evet. Yani esnaf kaç yıl çalışıp bu borcunu ödeyecek? Yani bir destek alamadan nasıl olacak? Ve ona rağmen böyle umutlu oluşları, umutlu konuşmaları, davranmaları gerçekten çok aslında insanı duygulandırıyor. İnşallah devlet duyar, yani hani yetkililer bu programımıza denk gelir, izler de en azından esnafın yarasına merhem olmaya çalışırlar. Evet. Çünkü bir yıl oldu artık, yani yazık günah, hani çarkın bir şekilde dönmesi için esnafların yoğun bir şekilde çalışması ve esnafa tabii ki de destek verilmesi gerekiyor. Ama maalesef esnaf hala bir destek almış değil. Yani inşallah artık yetkililer de duyarlar esnafın sesini. Yani Malatya'yı bırakıp gitmek yerine burayı kalkındırmayı düşünen esnafların desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz burada? Kaç ay oldu? Burada 2-3 ay oldu. Şöyle gelseniz biraz, en azından sıkıntı yaşamayız. Sizi tanıyalım önce. Buradan yaşayın. Burada hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar, işler? Yani çok şükür yolda görünüyor şu an için. Ne kadar zaman oldu burada hizmet verelim? Yani bir iki ay oldu. Önce neredeydiniz? Önce karşı taraftaydık. Önce Şire Pazarı'ndaydık. Yıkılınca otopark kısmına geçtik. Sonra bu tarafa geçtik. Orası inşaat sürecine dahil edilince. Burada kayısı ürünleri satıyorsunuz. Tabii, evet. Kayısı. Satışlar iyi. Yani çok önceki yıllara göre daha şey ama genelde çok şükür bir şeyler oluşuyor. Müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz? Müşteriler zaten geçen insanlar genelde buraya giriş yapıyorlar. Oradan fark ediyorlar. Önceki satış yaptığımız müşteriler vardı. Onlara satış yapıyoruz. Orada belli bir şeyi sürdürüyoruz yine. Peki yıkılan yerinizden ürünlerinizi çıkarabildiniz mi? Yani bir kısmını çıkardık, bir kısmını çıkaramadık. Yani öyle, çünkü bir süre geçmesi gerekiyordu izinler alması için. Bir kısmı deforme oldu, o yüzden kullanamadık onları. Peki depremden beri birikmiş bir borcunuz var mı? Tabii Bağkur borçlarımız vardı işte, onlara birazcık daha ağırlık verdik. Zaten mevcut bir iki yıllık gibi büyük bir kriz vardı, toplumda bir sıkıntı vardı parasal olarak. Ödediniz mi, ödemeye çalışıyor musunuz? Bir kısmını ödedik, bir kısmını toparladık. İşte deprem sonrası toparlanma diyebiliriz bu sürece. Yani depremden sonra mı ödeyememeye başladınız, yoksa önceden de bir borcunuz var mıydı? Önceden sıkıntımız vardı. Depremden sonra zaten sistem tamamıyla çöktü. Yani her şey durdu artık. Hani aksayan sistem tamamıyla durma noktasına geldi. Ne kadar bir borcunuz var? Yani ciddi bir şey değil. Yani biz üretici olduğumuz için kendimiz yine bir şekilde toparlıyoruz ama söyleyeyim ki hani böyle karlı bir süreç yaşamıyoruz. 1-2 yıldaki bayağı bir sıkıntı içindeyiz. Yetkililere o birikmiş esnafların borcuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yetkililerin tam olarak vatandaşı çok düşünen bir sistem olduğunu düşünmüyorum şu an. Hani insanlar kendi başına çaresine bakmak zorunda kalıyor. Herhangi bir beklenti kısmına artık giremiyor. O kısma girmiyorum açıkçası ben. O kadar umutsuzsunuz yani. Umutsuzum çünkü hani kişiye göre, duruma göre değişen bir sistem olduğu için ülkemizde bu o çok yani bireysel olarak mücadele sürdürülebilir. Yani toplumsal bir şey yapılmıyor, göz önüne tutulmuyor. Yani bireysel çözümlerle tamamlayabiliyoruz süreci. İnşallah duyarlar buradan sesinizi, bu isyanınızı. Aslında İsyan demeyelim hani. Yani isyan... Yani 20 yıl önce de benzer sorunlar vardı, 30 yıl önce vardı. Hani bu
bizim toplumun genel bir yapısına kaynaklanır. Yani bu şu anki dönem veya şu dönem değil. Genel olarak bizim toplumumuzdaki sıkıntı bu yönde. Öncekilerin çok mu iyiydi? 30 yıl önce çok mu iyiydi? Hani kıyaslayın bakalım, hep aynıydı. Hiç değişmemiş ki. Hiçbir şey değişmemiş, aynı şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin, sağ olun. Şöyle devam edelim. Muhtarım, burada bir damlama, yani yağış yok ama bir damlama var. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Tam olarak bakıyorum ama sabahtan beri çözemedim. Yağmur, kar yağdığı zaman şemsiyelere geliyor. Şemsiyelerde birikmiş karlar mı şu an damlıyor? Yoksa yani başka da bir böyle bir sıkıntı yok genelde. Bunu da yani artık bir türlü bertaraf etmeye çalışıyor. İşte önlerine şemsiye koyarak veya başka türlü önlemler alarak. Peki bunu esnaflar kendi imkanlarıyla mı yapıyorlar? Yani. Bu brandaları, bu yani evet. Bütün sıkıntıları esnaf kendi çabasıyla mı gidermeye çalışıyor? Tabii tabii. Esnaf, destek göremiyor mu bu bağlamda en azından? Yani bu bağlamda destek inanın göremedi de. Biz sadece yeri temininden dolayı çok memnun olduk. Burası çok önemli bir yer. Yani yeri temin ettiler, sonrası esnaf ne hali varsa görsün mantığıyla mı maalesef ki hareket ediliyor. Esnaflardan anladığımız kadarıyla da öyle. Aslında, yani zaten borcu harcı olan bir esnaf topluluğundan bahsediyoruz. Yani ciddi anlamda esnafın da böyle kaderine terk edilmemesi gerekiyor. En azından bir gelinsin bakılsın çamur içinde buralarda. Zaten tamam kar yağdı. Hani illaki mağduriyetler olacaktır. Evet. Ama esnaftan bu denli elini çekmek ve esnafı umutsuzluğa sürüklemek de çok doğru gelmiyor açıkçası bana. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor satışlarınız? Vallahi gördüğünüz gibi. Yani desek müşteri var müşteri yok. Gelen yok, gidenimiz yok. Sabahtan akşama kadar yani ya 3 tane ya 5 tane müşteriye gelip ya gelmiyor mesela. Yani eski tat tuzumuz yok. Zor durumdayız daha doğrusu. Borcunuz var mı? Var tabii ki benim. Banka ne kadar bir borcunuz var? 400 lira bir borcum var. Banka dahil. Mesela Koskeper sözde vermedi bize mesela. 25'ine başvurdu, 29'dan son buldu mesela, vermedi. Malatya milletvekillerinden gerekli desteği görebildiniz maalesef mi? Maalesef hiçbirinde. Hiçbirinde kesinlikle. Ben bulamadım yani. Mesela esnaflar var, sorun. Hepsi yani inanırken bulduklarını zannetmiyorum yani. Ne gelenimiz var ne de gidenimiz var muhtarımızdan haricinde. Yani doğrusu isterseniz. Hiç kimse yok. Ne yardım arıyoruz, ne yardım buluyoruz çok şükür. Hiçbir şey almıyoruz yani. Boş yani. Yani atmışlar bizi sağ tarafa. Ne sola bakan var, ne sağa bakan var. Adamlar direkt geçiyor arabasıyla. Boş. Boş. Yani adayı da boş. Milletvekilimiz de boş. Hepsi boş yani. Bir yardım eden sağ olsun Selahattin Gürkan'dı. Allah razı olsun. Yardım etti bize. Bizi buraya getirdi, yerleştirdi. Ama da şu anda aidiyeti vermiyor zaten. Onun yapacak bir şey yok artık bundan sonra. Önümüze bakacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Muhtarımız sağ olsun. Allah razı olsun. Yani burada en çok yardım eden muhtarımız. Başka hiçbiri yardım etmedi. Taşınma sürecinde bir hayli destekleri oldu kendisinin de muhtarından. Muhtarımız sağ olsun. Allah razı olsun. O da muhtarın sayesinden oldu. Hani desem milletvekili sayesinde yalandır. Ya da bunun sayesinde Selahattin Gürkan ve muhtarımız sayesinden oldu. Yani bizim buraya taşımamız, bizim buraya gelmemiz. Başka hiç kimse bize yardım etmedi yemin ederim. Boş. Yani boş. Bilmiyorum ne olacak. Sonumuz hayırlı inşallah. Mutlu musunuz? Mutsuzuz. Ne mutlu olacağız? Mutlu olacak bir şey yok yani. Önünüze baktığınız zaman elimiz kapalı. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de. Şöyle ilerleyelim dilerseniz. Zaten aslında çarşı merkezinde bulunan bir mahalle ama orada şantiye alanına çevrilmiş bir alandan bahsediyoruz. Tabii ki orası sizin mahalle sınırlarınız. Oraları gezemeyeceğimiz için şu anda esnafların kendilerine yer bulduğu alt geçidin üst tarafındaki bölgede esnaflarla sizinle röportajlarımıza, konuşmaya, sohbetimize devam ediyoruz. Burada birçok esnafı bulmak mümkün. Esnafımızın Yeniaman Mahallesi'ndeki esnafın sadece bir kısmı burada. Geri kalanı Emekliler Parkı'nda. Diğer kalanı söylediğim gibi aynı Büyükşehir Belediye'nin yan tarafında Malatya Parkı'nın orada olan esnaflarımız var. Babuklu'da olan esnaflarımız var. Tabii bu peyde aldı gitti ama bu safhada biz onların herkese yardımcı olmaya ben çalıştım. Ki yardımcı muhtarım zaten da... şöyle tabii programımızın başında aslında sohbet etmiştik, söylemiştik.
muhtarınız, mahalle muhtarınız hayatını kaybedince siz aza olarak onun yerine evet. geçtiniz. Yani zaten hani bir yıla yaklaşan bir süreden bahsediyoruz. Ama ona rağmen esnaflar sizden bir hayli memnun. Demek ki gerçekten esnafın yanında olabilmişsinizdir. Demek ki gerçekten vatandaşların yanında olmuşsunuz ki bu denli hani sizden övgüyle bahsediliyor. Tabii esnaflar mağdur, sıkıntılı, şikayet ediyor ama sizden de aslında çok memnunlar anladığımız kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla. Sizi bir tanıyalım dilerseniz. Nasılsınız? İyiyim ablam. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Satışlarınız nasıl gidiyor? Normal ya. Piyasa şu an durgun Malatya piyasası. Kimse yok. Şu durum yani depremden sonra Malatya herkes terk etti. Ondan dolayı işte piyasa durgun biraz. Çok fazla satış yapamıyor musunuz? Yok. Eski gibi değil. Şu an piyasa ölü. Kimse yok yani. Halkımız yok. Depremden önce neredeydiniz? Daha önce Malatya İşhanı'ndaydım. Alt katındaydım. Şu anda işte depremden sonra da buraya geldik. Başkanımız, muhtarımız işte burayı bize ayarladılar yani. Allah razı olsun. Eşyalarınızı çıkarabildiniz mi? Eşyamız, çoğu malımız kaldı zaten hanın altında. Alamadık. Şu işte birazını kurtardık. Bu eşyaları neyle aldınız? Bu yani işte kendi çabamızla. Borçlandınız mı? Borçlandık evet. Borcuna ne kadar bir borcunuz var? Valla 150 bin liraya yakın var yani. Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Çalışıp ödeyeceğiz. Nasip olursa inşallah. Satışlar az diyorsunuz ama. Işte durgun diyorsunuz. İşte mecbur yapacak bir şey yok. Kredi kartlarına dönüyoruz. İşte karttan alıp karta faiz veriyoruz. Sürekli borcu borçla kapatıyorsunuz. Borcu borcuna kapatıyoruz yani aynı o şekil. Peki ilgileniyorlar mı sizde yetkililer? Yok. Yetkililer şu an bizimle ilgilenen olmadı. Kosta'ya da destek verecekler. Onu da kapattılar. Esnaf olarak. Hala bir destek alamadınız. He alamadık yani başvurduk. Çoğu aldı. Çoğu da zaten sistem kapattı. Milletvekilleri yani ilgileniyor mu sizle? Milletvekilleri ilgileniyor mu? Yok biz kimseyi şu ana kadar görmedik. Ama bundan sonra görürüz görmüyoruz bilmiyoruz. Şu an Malatya milletvekillerimiz gelecek. Seçtik seçeli burada kimseyi görmedik. Şikayetçisiniz. Yani, şikayetçi değiliz de işte şikayet gibi bir şey. Ama ister ki gezdeler, ister ki milletin halını öğreneler. O da görmedik yani şu an. Ne başkanlarımı adaylarını gördük, ne milletvekillerini gördük. Şu durum görmedik yani. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Kolay gelsin size. Şöyle devam edelim. Yerler ıslak. Bayağı burada aslında mağduriyet var muhtarım. Mağduriyet, ciddi anlamda. Evet. Ciddi anlamda mağduriyet yani var. Bu soğuk havada evet. yani esnafların zaten konteynerlarda satış yapması çok çok zor. Evet. Üstüne bir de kar, yağış olduğu zaman şöyle yerleri görüyorsunuz evet, değerli evet. izleyenler. Yani ciddi anlamda. Sıkıntıların baş gösterdiği bir Malatya'dan bahsediyoruz aslında. Gelirken aslında bir değinmek istiyorum muhtarım. Çevre yolu güzergahında bulunuyor sizin mahalle zaten. Evet. Yani ciddi anlamda yayaların yürüyebileceği bir alan yok. Yani tabii ki burası bir şantiye alanı. Yani hani biraz fedakarlık gösterilecek elbette ama ciddi anlamda burada yürüyebilecek bir alan yok. Yoldan yürümek durumunda kalıyoruz. Evet. Yani inşallah bir kazaya sebebiyet vermez vatandaşlar açısından. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sizi tanıyalım. Ekrem Doğan benim ismim. Ayakkabıcıyım. Nasıl gidiyor satışlar? Valla iyi Allah'a şükür. Yani biraz durgunluk var bu sezonda ama iyi. Memnun musunuz? Umutlu musunuz? Nasıl gidiyor? Valla umudumuz var tabii ya. Memnun derken yani bu aylarda iş olarak memnun değiliz. Yani iyi gidiyor. Normal. Eviniz ne durumda? Evimiz... Az hasarlı. Hangi mahallede? Sınavınlarında. Sınavınlarında oturuyorsunuz. Hı. Peki var mı bir borcunuz, esnaf olarak yaşadığınız bir mağduriyet, bir sıkıntı? Ya tabii var, maddi mağduriyetimiz var. Yani dükkanımızda hasarlar oldu. Başka da bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Peki bir KOSGEB'den ya da herhangi bir destek alabildiniz mi? Aldık, KOSGEB'den destek aldık. Ne kadar KOSGEB. Bir desteği oldu? Az hasarlı bizim dükkan. Hı hı. 300 bin destek verdiler. Yani şurada gezdiğimiz süre zarfında esnaflarla konuştuğumuz kadarıyla sadece KOSGEB'den destek alan bir sizle karşılaştık. Diğer esnaflar hala bekliyorlar maalesef ki aylardır. Bizim şansımız demek ki biraz önce en ilk biz başvurduk. İlk çıktığında başvurduk hemen onaylandı. Peki o meblağ yeterli oldu mu sizin için? Ya yetiyor yani. Hı hı. Ya yeterli değil tabii bizim borcumuz var, kaybımız var, sıkıntımız çok ama. Ne kadar bir borcunuz var şu anda? Yani genel olarak borcumuz mu? Esnaf olarak yani depremden sonra ne kadar bir borcunuz oluştu? Ya borcumuz yani mal borcumuz falan var. Yani var borcumuz 500-600 milyar var biz. Bağkur borcunuz var mı? Bağkur borcum da var. Ne kadar? 200 bin TL. 200 bin TL Bağkur borcunuz var. Depremden önce de o zaman ödeme yapmadınız. Yapamadık yani. Yapamadık.
derecede. Peki yetkililere buradan iletmek istediğiniz bir durum var mı? En azından Bağkur borcunuz için ya da diğer borçlarınız için bir destek, yani herhangi bir durum? Yani valla Bağkur borçlarımız için bir yapılandırma bekliyoruz. Başka da zaten KOSGEB'den destek verdiler bize. Başka da elinden gelebilecek bir destek varsa esnaflara vermelerini isteriz yani. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Muhtarım, nereden devam edelim? Şuradan ilerleyelim o halde. Tabii ara ara esnaflarımızla böyle konuşarak gidiyoruz. Onlara da en azından bir mikrofon uzatalım. Onlar aslında muhatap bulamadıklarından çok yakınıyorlar. Çok da dertliler haklı olarak. Yani hiç milletvekillerini göremiyorlar sokaklarda. Yani derdini anlatabilecekleri bir muhatap bulamıyorlar. Bundan çok kez şikayetçiler esnaflar. Burada da konuştuğumuz kadarıyla tekrardan onu anlıyoruz. Yani şurayı aslında demek istediğim şey çevre yolu güzergahı. Yani ciddi anlamda yıkımdan kaynaklı ve şantiye alanından kaynaklı olarak vatandaşların rahatlıkla yürüyebilecekleri bir alan yok. Yani ki çevre yolu güzergahı olduğu için de araçlar çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani vatandaşlar, yayalar bu durumdan çok kez şikayet ediyorlar ve sağlı sollu maalesef ki yol o kadar dar olmasına rağmen sürücüler getirip araçlarını yol kenarına park edip gidiyorlar. O duyarlılığı da göremiyoruz sürücülerden. Nasıl olacak böyle muhtarım? Yani buraya biz Fen İşleri Daire Başkanı'yla da görüştük. Buraya bir kaldırım yapmayı düşünüyorlar. Aslında öbür tarafta. Yalnız, öbür taraf daha sıkıntılı muhtarım. Taraf, burayı yine mesela vatandaşlar yine, şu karşıdan geçebiliyorlar ama diğer taraf çok sıkıntılı. Diğer taraf işte girişimlerimiz sonucunda inşallah biraz havalar iyi olur olmaz yaklaşık bir metre bir kaldırım yapacaklar yola. Ondan sonra da yayaların geçidini sağlamış olacağız. Aslında buradan tabii ki çevre yolunda olduğumuz için tekrardan hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde bir haber de yapmıştık zaten. Çevre yolu güzergahı boyunca yürüdüğümüz kadarıyla, araçla gezdiğimiz kadarıyla görüyoruz ki bildiğiniz yol yani köstebek yuvası gibi. Yani bu yolun bir öncelikle bir kazınması, bir tekrar yapılması gerekiyor. Sürekli yama çalışmalarıyla zaten yol iyice mahvolmuş durumda. Sürücüler çok zorluk çekiyor. Araçlar bayağı tahribat oluşuyor araçlarda. Yani buranın da yıllardan beri yaptığımız haberler maalesef karşılık bulmadı. Tekrardan yetkililere iletelim. Evet. Yani şu yol ciddi anlamda büyük sıkıntılar oluşturuyor sürücüler içinde, yayalar içinde. Yani bu çevre yolu güzergahın tabii ara yolları hiç söylemiyorum, saymıyorum muhtarım. Yollarda ciddi sıkıntılar var Malatya genelinde. Evet, yolda gerçekten de sıkıntılar var. Tabii bu sıkıntıların birinci aşamasında da buraya taşıdığımız 140 tane konteynerin elektrik sıkıntısı vardı. Tabii biraz da elektriğe değinelim muhtarım. Sıkıntılar var mı? Elektrik şu an için elektrik sıkıntımız yoktur. Yani vardı. TEDAŞ elektriğimizi üstlenmedi. Neden üstlenmedi muhtarım? Yani çok büyük bir maliyet çıkmıştı. Bu maliyetler sonucunda da Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan Bey ve MESTON aracılığıyla büyük maliyetler diyorum. Evet, maalesef büyük bir maliyet. 1 trilyon üzerindeki elektrik maliyetini MESTON üstlendi. Rataksa'dan destek alamadınız bu bağlamda. Alamadık. Sadece onlarda abonelik desteği aldık. Tabii orada genel olarak Fırat'tan alamadık ama sağ olsun amirlerimiz, oradaki Fırat'ta çalışan amirlerimiz, özellikle Osman amirimize, TEDAŞ'ta çalışan Osman amirimize teşekkür ediyorum. İşte elektriğini buranın yaptırdık. Şu an bir sıkıntı yok değil mi herhangi elektrik bir sıkıntı konusunda? Yok. 7/24 elektriğimiz var. Ondan sonra maskeye başvuru yaptık. Maske de sağ olsun sağımıza çeşmeler yaptırdı ve aynı zamanda ihtiyacı olan esnafların hepsine suyu da temin etmiş olduk. Peki lavabo var mı burada muhtarım? Lavabo hemen karşıda balık pazarının orada var. Aynı zamanda da karşı taraf için MOTAŞ'ın altında tuvalet ve lavabolarımız vardı. Oraları temizlettirdik. Yani bir sıkıntı yok değil mi o anlamda? Herhangi bir sıkıntı yok. Lavabodan yani ve başka bir yerde bir sıkıntı yok. Tabii bu yolların da kazı yapılması lazımdı elektrik çekilmesi için.
Şimdi bu safhadan sonra da bu işte biraz havalar iyi olduktan sonra da tabii talebimiz olacak. İnşallah yollarda yine eski haline dönecek diyorum. Sokak lambaları yanıyor mu? Sokağımız yani inşaat alanı olduğu için yanmıyor. Burada çadırların altında evet lambalarımız var. Aydınlık oluyor. Gece bekçimiz var. Sabit bekçi Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum bu konudan dolayı. Nerede bekliyor bekçi tam olarak? Bekçilerimiz. 5 tane bekçimiz var. Mahalle geneli geziyorlar öyle mi? Sadece bu konteynerları kontrol etmek amacıyla hırsızlık olmasın diye kaymakamımız da talep ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Ayrıyeten de Sayın Kaymakamımıza da çok teşekkür ederim. Esnafın da burada bir hırsızlıktan dolayı şikayeti bitmiş oldu. Ta ki bu konteynerlarımız yani işte esnafımız yerine geçene kadar. Muhtarım yani dediğim gibi mahalleyi genel anlamda gezemedik tabii ki. Evet, evet. Çünkü şantiye alanı yani ciddi anlamda hummalı bir çalışma var burada da. Esnafları gezdik. Yani gezebildiğimiz alanları gezdik aslında. Programımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani gerçekten şu kısa zaman içerisinde bu kadar bir muhtar olarak tanınmak, esnafın yanında olmak, vatandaşların yanında olmak, esnafın vatandaşların sizden bu kadar övgüyle bahsetmesi... Yani gerçekten takdire şayan. Biz de sizi bu bağlamda tebrik ederiz. Neler söylemek istersiniz? Programımızın sonuna geldik. Şöyle birkaç cümleyle gerek esnafın sıkıntılarını ya da sizin mahalle olarak sıkıntılarınızı anlatırsanız iletelim buradan yetkililere. Tabii duymak isteyenlere. Tabii öncelikle en önceki sıkıntılarımızdan bir tanesi yayalarımızın dikkatli geçmesi. Yani yaya en azından bir yaya geçidi yapılması yol boyu başka da milletvekillerimizin sahaya inmesi çok özel yani Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor yani burada milletvekillerimiz bizi eğer sorun sıkıntılarımızı dinleyip gideremiyorsa işte esnafımızdan bu türlü şikayetler mutlaka alıyoruz. Aslında çalışmaların yoğun devam ettiği bir mahalle burası. Evet. Siz hiç görmediniz mi milletvekillerini burada sahada gelip bir inceleme yaparken ya da sizden bir bilgi alırken hiç görmediniz Yok, mi yani? Yok hiç görmedik. Bundan sonrasını istiyoruz. Madem öyle yani önümüzde yerel seçimler var. Yani en azından buradaki esnafımızın ve burada konut sahibi olan insanların ne kadar ne sıkıntılar varsa birebir kendilerinin bu esnaflarımızla konuşup onların dertlerine bir çare bulmalarını arzu ediyoruz. Peki muhtarım programımız için çok çok teşekkür ediyor. Görevinizde de başarılar diliyorum. Ben size Ertibi ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı en azından bir ışık tuttunuz. Dile getirdiniz. Ben burada özellikle Demir ailesine ve kendi aileme çok, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Peki çok teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Görevinizde başarılar. Evet değerli izleyenler bugün de Yeni Hamam Mahallesi'ni gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.